Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle 50 tane soru çözeceğiz. Yine açıklamalı detaylı bir şekilde gideceğiz. Şimdi beni bilen arkadaşlarım diyecek ki Ebru hocam sesinize ne oldu? Evet arkadaşlar sesim biraz tuhaf gelebilir. Çünkü yaklaşık bir 4 gündür boğaz enfeksiyonu, işte gribal bir enfeksiyon geçiriyorum. Burnum falan tıkalı, yani felaket durumdayım arkadaşlar. 3-4 gündür zaten video atamadım biliyorsunuz. Bugün birazcık daha, şöyle birazcık daha iyiyim. Hazır bu kendimi biraz şöyle iyi bulmuşken de hemen size soruları hazırlayıp yayınlamak istedim. Sorular önemli. Görsellerde ekledim. Hadi o zaman hemen başlayalım. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürükleme yöntemleriyle alakalı. Birincisi, çok kilolu ve iri yarı kişileri taşınmasında, 2. kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlü olan bir yerden çıkartılmasında kullanılır. Şıklar yalnız 1 doğru, yalnız 2 doğru, her ikisi doğru, her ikisi yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Anahtar kelimeleriniz, bakın, çok kilolu, iri yarı, dar, basık ve geçiş güçlü olan yerden çıkartılmadı kullanılıyordu. Hemen şöyle görselini vereyim arkadaşlar size. Bakın yetisini tekrar söylüyorum. Ayak bileklerinden tutarak sürükleme yöntemi vardı. Bir de ne vardı? Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi vardı. Anahtar kelimeleriniz, bakın, benzer sorular gelir diye söylüyorum. Çok kilolu, iri yarı kişiler taşınır. Dar, basık ve geçiş güçlü olan bir yerden çıkarmalarda kullanılır arkadaşlar. Geldik 2'ye. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere hangisini bildirir? Aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır, değil mi? Araçta frenleme yapıldığını, biz frene bastığımız zaman kırmızı yanıyor arkadaşlar. Hemen şöyle size göstereyim, bakın şu anki trafikte de, değil mi? Araçlar frene basıyor ve frene bastığı zaman fren lambaları kırmızı bir şekilde yanıyor. Geldik 3'e. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? Otobüs, minibüs, motosiklet, otomobil. Doğru cevabımız C şıkkı, motosiklete mecburi değildi. İlk yardım çantası otobüs, minibüs, otomobil gibi tüm motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunluydu. Motosiklet, motorlu bisiklet ve iş makinesi hariçti arkadaşlar, unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı, yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildiriyordu. A şıkkı, girişi olmayan yol. C şıkkı, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. C şıkkına dikkat edin, bakın sorular geliyor C şıkkı ile alakalı. D şıkkı, bisiklet giremez levhasıydı. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar? Kandaki oksijen oranının artması, oksijenin akciğerlere ulaşamaması, kandaki karbondioksit oranının düşmesi, dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması. Doğru cevabımız B şıkkıdır, değil mi? Bir kazazede var, solunum yolu tıkalı arkadaşlar. Yani oksijenin akciğerlere ulaşamaması durumu ortaya çıkacaktır. 6'dayız. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki bas noktalarından hangisine basınç uygulanır? Kasık, koltuk altı, şah damarı, köprücük kemiği üzeri. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda diyor. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda nereye bası uyguluyoruz? Şah damarına bası uyguluyoruz arkadaşlar. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? Etrafı temizlemek, kalp masajında kullanmak, yaraları kapatmak ve sarmak, kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C şıkkıdır, değil mi? Yaraları kapatmak ve sarmak olacaktır. Şimdi ilk yardım çantasında neler bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. Üçgen, sargı bez, gazlı bez, makas, çengelli iğne, bandaj bulunuyordu. Üçgen bez mutlaka ilk yardım çantasında bulundurulmalıydı arkadaşlar. Genellikle omuz kırıkları ve çıkıklarında tespit edilmesi amacıyla kullanılıyordu. Peki ilk yardım çantasında neler bulunmaz? Sakıncalıdır, değil mi? Bunlar tentürdiyot bulunmaz. Oksijenli su bulunmaz. Alkol, merhem, bakın bunlar bulunmaz. Listeden çıkartılmıştır. Pamuk da bulunmaz arkadaşlar. Geldik 8'e. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu, kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağının sona erdiğini.
Doğru cevabımız A şıkkı. Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu. Şimdi arkadaşlar, şu anki levhaya bir bakalım. Yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çekeceğim. Çizgiyi çektik. Sonu kelimesini ekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam, bunu sakın unutmayın. Yukarıdan aşağı doğru çizgi çektiysek sonu kelimesini ekliyoruz. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi, kan dolaşımının değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, sindirimin değerlendirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı. Sindirimin değerlendirilmesi yer almıyordu. Bakın, hava yolu açıklığı değerlendirilir, kan dolaşımı değerlendirilir, solunum değerlendirilir. Yani şöyle aşağı inelim, dolaşımla diyebiliriz ona. İki yardımın ABC'sinde hava yolu açıklığını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Solunumu değerlendiriyoruz. Neydi ona? Bak dinle hissetti. Dolaşımın değerlendirilmesi şah damarında 5 saniye nabız alınarak yapılıyordu. Şimdi bir tane daha bir soru var. Hadi onu da bakalım. Bakın aynı sorular değil mi? Ama biraz farklı. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? Kırıkların tespit edilmesi, dolaşımın değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu sefer de kırıkların tespit edilmesi yer almıyordu. Hadi bahsediyorum ya, sorular benzer içeriklidir. Bu yüzden ezber yapmayın arkadaşlar, olur mu? Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Nabız atışının güçlü olması, cildin kuru ve sıcak olması, kan basıncının düşmesi, zihinsel aktivitenin artması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani kan basıncının düşmesi. Arkadaşlar, şok çeşitli sebeplere bağlı olarak dolaşımın giderek azalması ve kaybolmasına biz şok durumu diyoruz. Belirtileri ise vücut ısısı düşer, titreme olur, solunum ve nabız sayısı artar, solunum ve nabız zor hissedilir. Yani zayıflar arkadaşlar. Bulantı, kusma olur, huzursuzluk olur, endişe olur, susama hissi olur, cilt soğuk ve nemlidir. Bu şekilde de söylemiş olduk. Hemen şöyle şokun pozisyonunu size gösteriyorum arkadaşlar. Kişi sırt üstü yatar, baş yana çevrilir, ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Bazı sınav sorularında şok ile alakalı 30 santim unutmayın. Bazılarında 15 santim der, sizi kafanızı karıştırmak için 30 santimdir o, tamam mı? Değişmez. Geldik 12'ye. Bu arada sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama gerçekten iyi değilim. Bu yüzden kusura bakmayın, olur mu? Üzerinde yaralı taşınan seydenin taşınma yönü nasıl olmalıdır? Yaralının ayakları önde olacak şekilde. Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde. Yaralının yarasına göre değişir. Yaralının isteğine göre değişir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yaralının ayakları önde olacak şekilde. Hemen şöyle size görseli hazırlamıştım arkadaşlar. Yaralı taşınırken bir sınav sorusu, ambulansa binerken o da ayrı bir sınav sorusu. Yaralı taşınırken bakın gittiği yönü görecek arkadaşlar, değil mi? Sol tarafa şöyle bakalım. Kişi böyle az bir şey kafasını kaldırdığı zaman gittiği yönü görüyor, değil mi? İşte bu yaralı taşınırken olan pozisyon. Ambulansa binerken de hemen çevrilir. Yani ambulansa binerken baş önde olur, ayaklar arkada olur. Bu şekilde. Geldik 13'e. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır? Dikkatli bakalım. At arabası, motosiklet, otomobil, kamyonet. Doğru cevabımız C şıkkı, otomobil olacaktır. Şu an burada bir trafik polisi var mı? Yok. Levha var mı? Yok. Yani burası bir kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşakta düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Ama bir de ne vardı? Sağdakine yol verme kuralı vardı arkadaşlar. Bize burada ilk hangisi geçecek diyor. Şimdi motosiklet ve at arabasının bir geçiş önceliği var mıdır? Şu anki görsele göre yoktur, değil mi? O zaman onları hemen bir eleyelim. Bir de ne dedim ben? Sağdakine yol verme kuralı var demiştim, değil mi? Yani kamyonetin sağında hangi araç var? Otomobil var. O zaman otomobil ilk geçiş hakkını kullanacaktır. Bu videonun altında 95 tane sınavlarınızda en çok çıkan görsel soruları tek 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 açıkladım arkadaşlar. Eğer sınavımızda bu tarz bir görsel soru çıkacaksa hemen ilk yorumda 95 tane görsel soru adlı link var. Oraya tıklayın. Onları mutlaka çözün. Oradan gelir. Başka yerden gelmez, emin olun. Çünkü bayağı bir emek harcadık ona. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası. Doğru cevabımız
B şıkkı olacaktır. Bakın burada da ilk hangisi geçecektir diyor. Tarım traktörü, iş makinesi ve at arabasının bir önceliği var mı arkadaşlar? Yok değil mi? O zaman geriye ne kaldı? Otobüs kaldı. Tabii ki otobüs geçecektir. 15'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Kötü koku yayması, çirkin görünüm arz etmesi, hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması, dolanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı değildir, değil mi arkadaşlar? Bakın kötü koku yayar, çirkin görünür, hastalık bulaştırır ama toplanıp işlendiği zaman tekrar kullanılabilir hale tabii ki getirilir. 16'dayız. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye hangisini bildirir? Alternatörün şarj etmediğini, emniyet kemerinin takılmadığını, motor yağ basıncının düştüğünü, motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A şıkkıdır, değil mi? Alternatörün şarj etmediğini bize bildirecektir arkadaşlar. Aracın gösterge panelleriyle alakalı eksiği olanlar da yine hemen ilk yoruma baksın. Neredeyse her sınavda çıkan sorulardı. Alt alta ekledim arkadaşlar. En çok çıkan görselleri açıkladım size. Geldik 17'ye. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Doğru cevabımız A şıkkı, lastik tekerlekli traktör olacaktır. F sınıfı traktör ehliyetiydi. Deneyim şartı aranmıyordu. Yaş sınırı 18'di. Bir de şimdi aklıma gelmişken G sınıfını da söz söyleyeyim. O da iş makinesi sınıfıydı arkadaşlar. 18. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler? Araç hızına uygun viteste seyretmeleri, araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları, araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları, egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Çevreyi olumsuz etkileyen bir şık, yani B şıkkına var, değil mi? Biz aracımızı gereksiz yere çalıştır halde tutarsak tabii ki çevreyi olumsuz etkiler ama aracımızı hızına uygun viteste seyredersek hiçbir şey olmaz. Bakımını zamanında yaparsak, egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırırsak çevreyi olumsuz etkilemez. 19. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında kaza zedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Birazdan görselini vereceğim arkadaşlar. Oturuş pozisyonu, bahçene pozisyonu, sırt üstü yatış pozisyonu, yüz üstü yatış pozisyonu. Doğru cevabımız A şıkkı, oturuş pozisyonu veriliyordu. Hemen şöyle görselini size göstereyim arkadaşlar. Bakın burun kanaması yaşayan bir kişi. Öncelikle hemen oturtuyoruz. Daha sonra başını şöyle hafifçe öne doğru eğiyoruz ve burun kanatlarını 5 dakika süre ile sıkıyoruz. Ağızdan nefes alır, burna parmakla bastırılır. Bazı sınav sorularında başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş ve demez arkadaşlar. Başın geriye doğru olabileceğini söyler. Buraya dikkat edin, tamam mı? Başı hafifçe öne doğru eğiyoruz. Doğru olan da budur. 20'deyiz. Turnike uygulanmasında ilk 1 saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 15-20 dakikada bir boğucu sargıyı gevşetiyoruz. Hadi bakalım 21'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Instagram'dan bazı öğrenciler diyor ki hocam üçgen içerisinde bir tane levha var. İçinde böyle kalem gibi. O nedir diyorlar. Arkadaşlar o şu an buradaki levha yani yandan rüzgar işareti. Genellikle köprü çıkışlarında olur. Yandan esen sert rüzgar anlamındadır. Direksiyonu şöyle sıkıca tutmanız yeterli olacaktır. A şıkkı ise ana yol tal yol kavşağını bildiriyordu. B şıkkı sağdan ana yola girişi bildiriyordu. D şıkkı da gevşek zeminde arkadaşlar. Hadi bakalım. 22. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? Römorka yük konulması, römorkun farlarının yakılması, römorkun üzerine branda çekilmesi, römorkun elektrik sisteminin prize takılması. Doğru cevabımız D şıkkıdır, değil mi? Prizi gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz. O zaman hemen gidin işaretleyin. Römorkun elektrik sisteminin prize takılması zorunludur. 23'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
geri gitmek, geriye dönmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek. Doğru cevabımız D şıkkıdır değil mi? Otoyolda diyor. Otoyolda geri gidilmez. Arkadaşlar geriye dönülmez. Park da edilmez zorunluluk dışında. Yani deniz de şıkkı değil mi? Hızına uygun şeritte gitmek bizim doğru cevabımız olacaktır. 24. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? Aküyü şarj etmek, motoru soğutmak, motorun hareketli parçalarını yağlamak, silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek. Doğru cevabımız D şıkkı, silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek olacaktır arkadaşlar. Bazı motorlarda yanma odasına sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesini sağlardı. Akümülatör, kontak anahtarı, bakın bunlar parçaları da söylüyorum. Akümülatör, kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör, platin, kondansatör, tevzi makarası ve buji ve buji kablolarından oluşuyordu. Bu söylediklerimde birer sınav sorusu. 25'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır? Yolcuların isteğine göre araç kullanmak, emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak, diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek, yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek. Doğru cevabımız D şıkkı. Sürücüye uygun bir davranıştır değil mi arkadaşlar? Yoldan geçerken gördüğümüz yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek. İşte bu sürücüye uygun bir davranıştır. 26'dayız. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? 200 metre sonra yol daralacaktır. 200 metre sonra köprü var. 200 metre ileride kavşak var. 200 metre ileride demiryolu hamzemin geçit var. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 200 metre ileride demiryolu hemzemin geçit var diyoruz. 27'deyiz. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? Yağ, asit, antifriz, saf su. Doğru cevabımız C şıkkı. Antifriz koyarız değil mi arkadaşlar? Donmayı önlemek için. 28'deyiz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hamzemin geçit, kontrollü demiryolu geçidi, kontrolsüz demiryolu geçidi, tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. 29. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Kıburganın sağ alt bölgesi 1 cm, karnın sol üst bölgesi 3 cm, göğüs kemiğinin ortası 5 cm, göğüs kemiğinin 1/8'lik üst kısmı 7 cm. Doğru cevabımız C şıkkı, göğüs kemiğinin ortası 5 cm doğru olarak verilmiştir. 30'dayız. Okul taşının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? Sadece öğrenci indirip indirirken, sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda, taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman, okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Sadece öğrenci indirip bindirirken dur ışığı yakılır arkadaşlar. 31'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir? Su seviyesi kontrolü, hava filtresi kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, hidrolik seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız C şıkkı. Hangi sistem? Yağlama sistemi, yani yağ seviyesi kontrolü olacak. 32. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem hangisidir? Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması, araç çalışır vaziyetteyken yaraların hemen oradan uzaklaştırılması, aracın kontağının kapatılarak yaraların oradan uzaklaştırılması, itfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Hemen aracın kontağını kapatacağız ve yaraları oradan uzaklaştıracağız. 33. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Geçme yasa sonunu, hız sınırlaması sonunu, araç trafiğine kapalı yolu, öndeki taşıtı geçme yasağını. Doğru cevabımız
D şıkkı olacaktır. Şimdi öncelikle bakın yukarıdan aşağı doğru bir çizgi var ise ne demiştim? Sonu kelimesini getirin demiştim. Şu an öyle bir çizgi var mı? Yok değil mi? O zaman hemen A ile B şıkkını eleyelim arkadaşlar. C şıkkı da değil, araç trafiğine kapalı yolu da bildirmiyor. Öndeki taşıtı geçme yasağını bildiriyor. Eğer yukarıdan aşağı bir çizgi olsaydı o zaman yani bir ayırıcı olsaydı o zaman da öndeki taşıtı geçme yasağı sonu diyecektik. Geldik 34'e. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır? Banketler, 1 numaralı şerit, 2 numaralı şerit, orta şerit. Doğru cevabımız D şıkkı, orta şerit olacaktır. Bir kere sollama yaparken zaten banketlerden sollanmıyor, değil mi? Hemen şöyle banketleri eledik arkadaşlar. Ne kaldı? Birinci şerit var, 2 numaralı şerit var, bir de orta şerit var. Ne yapacağız? Mecbur orta şeritten sollayacağız yani. Hadi bakalım 35'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Zaten düz bir çizgi var. Giremezsin diyor. Taşıt giremez. B şıkkı dikkatli. C şıkkı bisiklet giremez. D şıkkı treyler giremez. 36. Aracın kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? 25, 35, 45, 50. Doğru cevabımız A şıkkı 25 metre değil mi? Kısa farlar yeşil renk yanıyordu, 25 metre aydınlatıyordu. Uzun farlar mavi renkte 100 metreyi aydınlatıyordu. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? Sadece şehir içinde araba kullanmak için işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa, araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Şimdi diğerleri sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. İşitme yetersizliği olan bir sürücü adayımız var. Ve tabii ki işitme cihazı ile belirli yeterliğe ulaşabiliyorsa tabii ki sürücü belgesi alabilir. 38. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Doğru cevabımız A şıkkı aracın hızını bize bildirecektir. Şimdi buradan evet bunu göstermiş ama hemen şunları da göstereyim arkadaşlar. Bakın bunları da ayrı ayrı sorabilirler. Yani bunlar da tek başına bir sınav sorusudur. Hareket göstergesi, kilometre göstergesi, devir göstergesi şeklinde üçünü bir arada verdim. 39. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki aküşarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, aküşarj ikaz ışığının ampulünde. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten biraz ağır atlatıyorum. Yani inşallah en kısa sürede atlatırım, sağlığıma kavuşurum. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur? Buji kablolarının gevşek olması, akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi, yağ pompasının arızalı olması, alternatörün arızalı olması. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Bakın akünün kutup başları var ya arkadaşlar. Eğer onlar gevşerse ya da oksitlenirse evet marş motoru yavaş dönmesine sebep olacaktır. Son 10 tane sorumuz kaldı. Aşağıdaki durumların hangisinde kazasedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Şok durumu, beyin kanaması, ayak bölgesinden yılan sokması, akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A şıkkı şok durumu olacaktır. Bakın bacakların 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır diyor. Şok durumu. Eğer bize deseydi ki sakıncalıdır deseydi işte o zaman da beyin kanamasını işaretlerdi. Çünkü kişi bir beyin kanaması geçirmiş ise ya da geçiriyor ise ayakları 30 santim yukarı kaldırılmaz. Sakıncalı derse beyin şıkkı, beyin kanamasını işaretleyin arkadaşlar. Bizim cevabımız şu an A şıkkı. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır? Yakıt seviyesi kontrol edilir, önemsenmez devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, durulur kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru cevabımız D şıkkıdır değil mi? Araçtan ne geliyor? Yanık bir kablo kokusu geliyor. Biz bu kokuyu aldık. Şöyle bir dururuz, bir kontağı kapatırız, akü bağlantısını çıkartırız değil mi? Ne oluyor deriz yani bu yanık kablo kokusu da nedir deriz. 43'teyiz.
Aşağıdakilerden hangisi kavrama yani debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? Aracın hızlı kullanılması, ani ve sert kalkış yapılması, aracın yavaş kullanılması, park halinde vitesli bırakılması. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ani ve sert kalkış yapılması işte buna sebep olacaktır. Yapılan en son değişikliklerle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün geri alınır? 10, 15, 20, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 30, 45, 60. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa diyor kırmızı ışık ihlali yapan sürücü. Yani D şıkkı olacak. Geldi 45'e. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? Yılların otoyola çıkması, araç sayısının fazla olması, araçlardaki yolcu sayısının artması, sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kesinlikle diyor arkadaşlar. Yani D şıkkı değil mi? Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Geldik 46'ya. Aşağıdakilerden hangisi karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir? Bir meslek sahibi olmak, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, kullanıcı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak, sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar size sordular mı? Bir mesleğiniz var mı? Yani bir meslek sahibi misiniz diye sormadılar değil mi? Yani bir meslek sahibi olmak sürücü olabilmenin şartlarından değildir arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. 47. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak, başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek, hastanın ayaklarını yükseltmek. Doğru cevabımız B şıkkı. Suni solunum öncesinde diyor arkadaşlar. Yani baş geriye alınır, ağız içi temizlenir ve hava yolu açıklığı sağlanır. B şıkkı. 48. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması, motor yağı, asit ve benzeri maddelerin toprağa dökülmesi, dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması, zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Bakın zorunluluk dışında diyor. Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması. İşte bu doğru cevabımız. 49. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? Sigorta, karbüratör, endüksiyon bobini, marş motoru. Doğru cevabımız C şıkkı. Endüksiyon bobini. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkması neden olur? Motor yağının kirlenmesi, motor yağının kalınlaşması, kırışım oranının bozulması, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani karışım oranının bozulması olacaktır. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan bir like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu ederler. Dediğim gibi biraz rahatsızım. Elimden geldikçe soruları daha düzgün okumaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Hemen aşağıda ilk yoruma sabitlediğim soruları lütfen bol bol çözmeye çalışın. Neredeyse her sınavda çıkan sorular diye alt alta doğru ekledim. Onlara lütfen bol bol bakmaya çalışın. Gireceğiniz ayın çalışma sorularının linki yine aşağıda. Ona da bakmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar çok soru çözerseniz unutmayın. Sınavda benzer birebir o kadar çok soru yakalarsınız ve sınavınız daha kolay geçer. Çarçabuk da biter, hiç merak etmeyin. Yeter ki bol bol soru çözmeye devam edelim. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.